Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu noktalama işaretleri. Evet, noktalama işareti ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Bir önce ona bakalım. Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. 1. Nokta. Nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. Biz normal bir cümle kurarken eğer ki cümleyi bitirmek istiyorsak sonuna mutlaka ama mutlaka bir tane nokta koymamız gerekiyor. 2. Bazı kısaltmaların sonuna kullanılır. İşte örnek verelim. Albay. Kısaltıldığı zaman sonuna mutlaka bir nokta kullanılır. ALB nokta. Veya doktor. Doktorun kısaltması DR'dir ve sonuna mutlaka nokta kullanılır. Caddeyi kısalttığımız zaman sonuna mutlaka bir tane nokta koymamız gerekiyor. Veya sayfa kısalttığımız zaman sonuna bir nokta kullanmamız gerekiyor. Evet, devam ediyorum. 3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Mesela üçüncü derken kısaltmamız gerekiyorsa sayıdan sonra bir tane nokta kullanmamız gerekiyor. Ya da 15. derken mutlaka bir tane nokta kullanmamız gerekiyor. Veya 2. Mehmet derken de burada 2'den sonra bir tane noktalama işareti koymamız gerekiyor. 4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konulur. Örnek verelim. 3, 4 ve 7. maddeler derken 3, 4 ve 7. madde derken 3 ve 4'e koymamıza gerek yok. Ama son rakama mutlaka bir tane nokta koymamız gerekiyor ki madde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Veya burada işte yüzyılları belirtirken işte 3. ve 4. yüzyıl arası dediğimiz zaman bu sondaki yüzyılın başına, sonuna bir tane nokta koymamız gerekiyor. Devam ediyorum. 5. maddemiz bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra kullanılır. İşte örnek verelim. 1. madde veya 2. madde derken sonlarına nokta koymamız gerekiyor. Veya A maddesi, B maddesi dediğimiz zaman da sonuna bir tane nokta koymamız gerekiyor. 6. maddemize geliyoruz. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Örnek verelim. İstanbul 29.5.1952 tarihinde fethedildi derken burada dikkat edin gün, ay ve yıl aralarına mutlaka rakam konulması nokta konulması gerekiyor. Aynı şekilde örneğimiz burada da var. 29.09.1923 yılında dediğimiz zaman da aynı şekilde burada noktalama işareti kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Dikkat etmemiz gereken bir notumuz var. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu anlamda ay adlarından önce ve sonra noktalama kullanılmaz. Örnek verelim. Az önce demiştik yani 29.09.1953 dediğimiz zaman mesela bu aralarına noktalama işareti kullanılır. Fakat eğer ki ay kısmı normal yazıyla yazılmışsa asla buralara aralarına noktalama işareti kullanılmaz. Örnek verelim. 29 Mayıs 1953 dediğimiz zaman sonuna bir tane noktalama işareti kullanabiliriz. Fakat aralarına dikkat edin asla ama asla noktalama işareti gelmez. Örnekteki yanlış olduğu gibi 29.Mayıs.1453 derken buradaki noktalama işaretlerinin kullanımı yanlıştır. Kesinlikle ama kesinlikle aralarına herhangi bir noktalama işareti getirilmez. Ya da 29 Ekim 1923 derken dikkat edin aralarına herhangi bir noktalama işareti getirilmemiştir. Ama alttakinde noktalama işareti kullanıldığı için biz buna ne diyeceğiz? Yanlış dememiz gerekiyor. Devam ediyorum. 7. maddemiz. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Örnek, maç daha önce 21.45'te dediğimiz zaman
Burada saat ve dakika arasına tek bir nokta kullanılır. Buna dikkat edelim. Veya tören 17.30'da dediği zaman dikkat edin, saat ve dakika arasına nokta kullanılmıştır. 8. maddemize bakalım. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna kullanılır. Bunu biz günlük hayatta bütün kitaplarda mutlaka görmüşüzdür. Mesela Agah Sırrı Levent, virgül, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri, virgül, TDK yayınları, virgül, Ankara, virgül, 1960 dedikten sonra, şimdi künye bitiyor. Bittiği için sonuna mutlaka bir tane nokta gelmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. 9. maddeye gelelim. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konulur. Hani biz normalde para birimlerine bakıyoruz da rakamlarına. Üçlü bakıyoruz ve bir nokta koyuyoruz. Üçlü bakıyoruz ve bir nokta koyuyoruz. Üçlü eğer ki devam ediyorsa bir nokta koyuyoruz. Dikkat edin, sondan başlıyoruz. 3 rakam ve bir nokta. 3 rakam ve bir nokta. Tekrardan 3 rakam gelseydi tekrar bir nokta kullanmamız gerekirdi. Bu daha kolay ve anlaşılır bir şekilde sayabilmemiz için kullanılan bir birimdir. 10. Genel ağ adreslerinde kullanılır. Örnek vereyim. Bu şekilde yaptığımız zaman 2 nokta kullandıktan sonra buradaki adresin mutlaka aralarına noktalama işareti getirilmesi gerekiyor. Biz günlük hayatımızda kullanıyoruz ya www.com.tr dediğimiz zaman aralarına mutlaka nokta işareti getirilmesi gerekir. Ve matematikte çarpma işlemi yerine de kullanılır noktalama işareti. 4 çarpı 5 dediğimiz zaman burada bir nokta işareti kullanmamız gerekiyor. Veya 12 çarpı 6 dediğimiz zaman da nokta işareti kullanmamız gerekiyor. Evet, nokta bu kadar. Şimdiki konumuz virgül. Virgülün birinci maddesine başlayalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına kullanılır. Bakın eş görevli kelime olacak. Sessiz dereler, virgül, solgun ağaçlar, virgül, sarı güller deyip devam etseydi aynı şekilde virgül konulmaya devam edilirdi. Bu eş görevli kelime olduğu için aralarına virgül kullanmamız gerekiyor. Dinlenmiş ağızlarda tutuk dili gönüller demiş şiirin devamı. Bu yüzden burada eş görevli kelimeler kullanıldığı için aralarına virgül işareti kullanmamız gerekiyor. Bir diğer örneğimize bakalım. Fırtınadan, virgül, soğuktan, virgül, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli adanın havasında erir gibi oldum. Bakın dikkat edin, eş görevli kelimeler arasına mutlaka virgül kullanılmıştır. Aynı şekilde burada da eş görevli kelime kullanıldığı için aralığına virgül kullanıyoruz. Devam ediyorum. İkinci maddemiz sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. Sıralı cümleler derken umduk, bekledik, düşündük. Bu şekilde kelimeler arka arkaya sıralandığı zaman biz aralarına mutlaka virgül işareti kullanmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Üçüncü maddemize bakalım. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Eğer ki uzun bir cümlemiz varsa ve öznemiz yüklemden uzak kalması özneyi belirtmek amacıyla bir virgül kullanırız. Örnek verelim. Saniye hanımefendi merdivende oğlunun ayak seslerini duyar duymaz koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Şimdi gelmişti yüklem. Yüklemde baktığım zaman gelen kim? Saniye hanımefendi dediği için yüklemden uzak kalan özneyi belirtmek için virgül kullanmamız gerekir. Sabır, insanoğlunun sahip olduğu en değerli erdemlerden biridir dediği zaman da aynı şekilde sabır burada özne görevinde kullanıldığı için virgül, yani özne yüklemden uzak kaldığı için biz buraya bir tane virgül kullanmamız gerekiyor. Dördüncü maddemize geçiyoruz. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için
ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kullanılır. Ara sözlerimizi hatırlayalım. Ara sözlerimizin başına ve sonuna mutlaka bizim birer tane virgül kullanmamız gerekir. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirginliğini yitiriverdi sivilcileri derken, dikkat edelim burada bir an için olsa da derken burada bir ara cümle kullanıldığı için başına ve sonuna biz mutlaka virgül kullanmamız gerekiyor. Ara söz ve ara cümlelerimizi hatırlayalım. Cümlenin ögelerinde zaten işlemiştik. İşte burada ara sözlerimizin başına ve sonuna mutlaka birer tane virgül kullanmamız gerekir. Beşinci maddemize bakalım. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konulur demiş. Anlamına güç kazandırmak için. Akşam, yine akşam, yine akşam. Şimdi anlam bakımından daha fazla güç kazandırmak için, yani anlamını pekiştirmek amacıyla biz bu tekrarlanan kelimelerin arasına mutlaka birer tane virgül kullanmamız gerekiyor. Akşam, yine akşam, yine akşam derken anlamın daha belirgin olması için, daha baskın olabilmesi için bu tekrarlanan kelimelerin arasına mutlaka birer tane virgül kullanmamız gerekir. Altıncı maddemize gelelim. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra da virgül işareti kullanmamız gerekiyor. Bazen alıntı kelimeyi görürüz ve bunu bize kalkıp da tırnak içerisine verir. Ama illa tırnak içerisine vermek zorunda değildir. Örnek verelim. Çok uzun süre aşk alarak hiç de iyi etmiyorsun derken burada bu kelimeyi bir alıntı cümlesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü zaten burada dedi demiş. Demek ki başka birinin sözünü alıp bize aynı şekilde aktarmış. Ama bunu normalde tırnak içerisinde göstermesi gerekiyor. Fakat tırnak içerisinde illa göstermek zorunda değildir. Eğer ki bu alıntı kelime bana tırnak içerisinde gösterilmemişse dedi kelimesinden hemen önce bu alıntı kelimesini bitiren noktada bana kalkıp da virgül işaretleri göstermek zorundadır. Bu tür kelimeler gördüğünüz zaman bir alıntı cümlesi olduğunu fark ettiniz ve bu alıntı cümlesinin sonunda mutlaka bir tane virgül işareti kullanmamız gerekir. Devam ediyorum. 7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de kullanılır. Şimdi bir konuşma cümlesi var. Dikkat edin. Burada bir konuşma cümlesi var. Buradaki konuşma cümlesinin sonunda zaten diye sordu dediği zaman ben bunun alıntı cümlesi olduğunu biliyorum. Ama konuşma cümlesi var burada zaten. Konuşma çizgisiyle başlamış ve cümleyi bitirdiği noktada ben bir tane virgül işareti kullanmak zorundayım. Devam ediyorum 8. maddeyle. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna kullanılır demiş. Şimdi bahçe kapısını açtı nokta. Sermet Bey'e virgül. Neden Sermet Bey'e dedikten sonra virgül diyorsa, konuşma eserlerinde, yani edebi eserlerde konuşma bölümünde kişiden hemen sonra bir tane virgül işareti kullanıyoruz. Ve konuşma başlıyor. Dikkat edin, konuşma çizgisi var burada. Bu anahtar köşkü de açar dedi zaten. Sözünü söylemiş ve virgülle bitirmiştir dedi. Bu şekilde olan cümlelerde konuşan kişiden sonra ve zaten buradaki alıntı kelimeymiş gibi göz ardı etmemiz lazım. Buradaki alıntı kelimeden sonra virgül işareti kullanmış dememiz gerekiyor. Devam ediyorum. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra da virgül işareti konulması gerekir. Peki, giderim. Bakın az önce ne demiştik zaten? Eğer ki teşvik bildiren veya kabul, ret gibi kelimelerden sonra mutlaka benim virgül kullanmam gerekiyor. Dikkat edin, peki'den sonra virgül kullanır demişiz. Peki, gideriz derken burada bir kabul anlamında kullanılan bir kelime olduğu için ben bundan sonra mutlaka bir tane virgül kullanmak zorundayım. Haydi, bakın virgül kullanmışım. Evet, virgül kullanmışım. Yani kabul anlamında kullanılan kelimeler aynı şekilde
virgülle bitirmek zorundadır. Bir sonraki maddemize geçelim. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Daha çok anlam karışıklığı olmasın diye virgül işaretini kullanmış oluyoruz. Balkondan virgül akan insan seline bakıyordu. Şimdi nereden aktığını belirtmek amacıyla o kelime grubunu veya kelimeyi o belirtmek amacıyla anlam karışıklığı olmaması için biz bir virgül kullanırız. Farz edin ki burada virgül yok. Balkondan akan insan seline bakıyordu. Balkondan akan mı? Dikkat edin, burada balkondan akan derken, balkondan akan insan seline bakıyordu derken, hani burada farklı bir anlam katıyor. Ama balkondan virgül akan insan seline bakıyordu derken, yani demek ki kişi balkondan seyrediyormuş. Bu anlamı katıyor. Ama virgül olmasaydı sanki balkondan akan insan seline bakıyordu derken, sanki buradaki akan insan seli balkondan akıyormuş gibi hissiyatı verdiği için, buna farklı anlam katılmaması için, anlam karışıklığını önlemek amacıyla buradaki kelimeden sonra bir virgül kullanmış. Aslında burada balkondan izlediğini belirtmek amacıyla virgül kullanılmış ki buradaki anlam karışıklığını önlemek amacıyla yapılmış. Bu gece eğlenceleri işlerine sinmedi derken, hani sanki bu gece bir zaman belirtiyor. Burada virgül kullanıldığı zaman bir zaman belirtiyor. O zamanki eğlenceden kastediyor. Ama bu gece eğlenceleri derken sanki sadece bu gece ait olan bir eğlence olmuş gibi anlamını katılmaması için anlam karışıklığını önlemek amacıyla biz burada virgül kullanmamız gerekiyor. Hani biz günlük hayatta bir tane atasözü kullanıyoruz ya, oku baban gibi eşek olma dediğim zaman herhangi bir virgül kullanmadığımda sanki burada bir hakaret varmış gibi. Hani babasına söz ediyormuş anlamı katıyor, ama oku baban gibi dediğin zaman, virgül kullandığın zaman demek ki babasının okuduğu anlamını katıyor ki babasının bilgili olduğunu söylüyor. Bu yüzden de bu anlam karışıklığı olmaması için bu aralarda virgül kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Devam ediyorum. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra da konulur demiş. Çocuklar hemen buraya gelin. Bakın çocuklar derken burada bir seslenme var, bir hitap var. Bu yüzden bu tür kelimelerin sonuna da mutlaka bizim virgül kullanmamız gerekiyor. Mesela Sayın Başkan derken burada bir seslenme var. Yani hitap olduğu için biz bu hitaptan sonra bir virgül kullanmamız gerekiyor. Veya değerli arkadaşım derken burada bir hitap olduğu için cümlenin başında kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için de virgül işareti kullanılır demişiz. 38,6 derken burada bir kesir olduğu için bu tür sayıların arasında da virgül kullanmamız gerekiyor. Ya da 0,45 derken de aynı şekilde burada virgül kullanmamız gerekiyor. 13. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra da kullanılır. Evet, özne niyetinde, yani özde görevinde kullanıldığı zaman biz bu, şu, o zamirlerinden sonra mutlaka bir tane virgül kullanmamız gerekiyor. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Şimdi biz yüklemine baktığımız zaman özne derken hiç kolay olmayacak olan kim için? Hani bu derken burada özne görevinde kullanılmıştır. Bu özne, yani buradaki zamir özne görevinde kullanılmışsa, bir önceki örneğimizi hatırlayalım. Yüklemden uzak kalmış özneleri belirtmek için virgül kullanılmıştı. Burada ise zamir eğer ki özne görevinde kullanılmışsa, ben bu özneyi belirtmek için de virgül işareti kullanmam gerekiyor. Devam ediyorum. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra da virgül kullanılır. Bakın, Fadil Rıfkı Atay demiş, yazarın ismini vermiş. Tuna Kıyıları, burada yazarın eserini vermiş. Devam ediyorum. Remzi Kitabevi basım yerini vermiş, yani basım evini vermiş ve nerede basıldığını söylediği için bu tür yazar, eser, basım, yani kitabevi
ve basım yerini belirtmek amacıyla aralığında mutlaka virgül kullanılır. Noktalama işaretlerinde nokta yerinde hatırlayalım. Küngenin sonuna da nokta işareti kullanılmış dememiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken, yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül kullanılır. Evet, hani az önceki örneğimizde demişti ya, Fadi Rıfkı Atay derken eğer ki soyadı Atay önce verilmiş olsaydı Atay virgül Fadi Rıfkı demesi gerekiyordu. Mesela burada da aynı şekilde Engin Muharrem derken aslında yazarın ismi Muharrem'dir. Soy ismi de Engin'dir. Ama Engin'e yani soy ismini önce kullanılmışsa soy isminden sonra mutlaka bir tane virgül kullanmamız gerekiyor. Evet, virgülün kullanılamayacağı yerleri de söyleyip bu konumuzu bitirelim. Şimdi virgülde nelerde kullanılmaz? Metin içinde ve, veya, yahut, de, ki, ya, ne gibi bağlaçlardan önce ve sonra asla ama asla virgül kullanılmaz. Örneğimize bakalım. Nihat sabaha kadar uyumadı. Bakın burada virgül kullanmış. Burada virgülün kullanılması yanlıştır. Ve şafak derken de aynı şekilde. V'den sonra da asla ama asla virgül kullanılmaması gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Eğer ki bu tür bağlaçları gördüğünüz zaman öncesinde ve sonrasında virgül kullanılmaz. Ya şevk içinde harap ol derken de bakın burada aynı şekilde virgül kullanılmış. Buradaki virgülün kullanımı kesinlikle ama kesinlikle yanlıştır. Bir sonraki örneğimize bakalım. Gördüklerini de derken buradaki de bağlaç görevinde kullanıldığı için biz asla bağlaçtan önce ve sonra virgül kullanmayız. Metin içinde ınca ince anlamında zarf görevinde kullanılan mumi edatından sonra virgül kullanılmaz. Ben aç yattım mı dediği zaman bakın buradaki mı edatından sonra asla ama asla virgül kullanılmaz. Bakın öyle zekiler vardır. Konuştular mı derken buradaki edattan sonra virgül kullanımı kesinlikle yanlıştır. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuza devam etmek üzere kendinize iyi bakın.